Şubat ayı, 8. sınıf fen bilimleri örnek soruları. 1. sorudan başlıyoruz. Şimdi güneş ışınlarının e, dik ve dike yakın açılarla geldiği yerlerde, güneş panellerinde üretilen elektrik enerjisi miktarı da tabii ki de ne oluyor? Artıyor. Bunu biliyoruz. Şimdi bir öğrenci diyor ki, güneş ışınlarının elektrik enerjisi oluşturabilme kapasitesini ölçerek bulunduğu yerin özellikleriyle ilgili bilgi vermek istemiş. Bunun için belirli tarihler arasında her gün öğle saatinde işte hava bulutsuzken yani güneşi görürken ölçüm yapmış ve böyle bir enerji zaman grafiği etmiş Şimdi bu grafikte enerjinin gitgide düştüğünü sonra arttığını görüyoruz bu grafikte. O halde eşleşmelerden hangisi doğrudur diyor. Bakalım hemen. Şimdi birinci eşleştirme Güney Yarımküre'de Güney Yarımküre mayıs ayında ne yaşıyor? Sonbahar yaşıyor. Sonra 20 Temmuz'da ne yaşıyor? Kış yaşıyor. Kış yaşıyor ama arada bir 21 Haziran tarihinde kışın en dip noktasına vuruyor. Yani güneş ışınlarının en dip noktasına vuruyor. Daha sonra tekrar bu ışınların açısı yavaş yavaş artıyor. Mesela şu an diyelim ki biz 21 Aralık'ta Kuzey Yarımkürede güneş ışınlarının en eğik açıyla enerjiyi en az bıraktığı günü yaşadık. Şu an hala kış mevsiminde olsak da enerji her gün artıyor. O halde bu ışık olabilir değil mi? Daha sonra 20 Şubat 20 Nisan arası Kuzey Yarımkürede diyor. Şimdi Şubat'ta 20, 20 Şubat'ta ne yaşıyoruz biz? Ee, ...şubatın 21... E, ...kış yaşıyoruz değil mi? Hı hı. Kış yaşıyoruz. Ama kıştan nereye doğru gidiyoruz? İlkbahara doğru gidiyoruz değil mi? Arada da... ...21 Aralığı da geçmiş. Yani artık... ...güneş ışınları hep... ...dikleşmeye başlıyor. Sonuçta sen yaza doğru gidiyorsun. Hala kış yaşasan da yaza gidiyorsun. Yaza gittiğin için... E, ...grafiğin nasıl olması lazım? Yani grafiğin... ...şöyle bir şey olması lazım. Yani... ...sürekli artması lazım. Bu yanlış. Evet. Şimdi... 20 Kasım'da Kuzey Yarımküre'de sonbahar, 20 Ocak'ta da kış yaşanıyor. Lakin aynı birincideki gibi yine kış yaşıyor ama önce bir 21 aralığa çarpıyor burada. 21 aralığa çarpıyor yani en dip noktaya vuruyor. Sonra ocağa doğru yine artmaya başlıyor. Bu da olabilir. Diğeri de yine ikinci şıktaki aynı sebepten dolayı olmuyor. Yani 1 ve 3 olacak. Geçelim şimdi diğer soruya. Şimdi yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru gerçekten hava hareketlerinin rüzgarlarını tamam. Şimdi P noktası hava yoğunluğu en az olan yermiş. Yani P noktası alçak basınç diyor. Hem de en az alça, yani alçak basıncın da dibine vurmuş hatta. Ee, R ve T aynı basınç alanındaymış. R ve T aynı basınç alanında. S'nin ise sıcaklığı en azmış. Sıcaklığı en az demek yani buranın yüksek basınç olması anlamına geliyor. Buna göre PRST nasıl doğru yerleştirmiş diyor. Bir kere şimdi... Hemen bir eleme yapabiliriz. Elemeyi nasıl yapacağız? Şimdi R ve T aynı şeyde olacak, renkte olacak değil mi? R ve T'nin aynı renkte olmayan yeri varsa onları elebiliriz. Ya da P ve S birisi en içte birisi en dışta olacak. Burada P'yi ortaya almış değil mi? Ya biri en içte olacak ya biri en dışta olacak. Burada R ve T en dışta. Bunları da alalım. Ceyhan'da da silelim. E şimdi rüzgara bakalım. Şimdi rüzgar nasıl gitmesi lazım? Rüzgarın bir kere S'den P'ye doğru gitmesi lazım. Ama burada B'de hep rüzgarı sanki S almış değil mi? O yüzden cevabımız D seçeneği olacak. Geçelim şimdi üçüncü soruya. Şimdi e, birinci kuşaktaki bitkilerden uzun boylu olan tohumları seçilmiş. Bunlar dikkat ederseniz büyük A, küçük A, büyük A, küçük A, küçük A, küçük A, küçük A, küçük A. Yani bunlar kim, hangi çaprazlamada oluşmuş? Büyük A, küçük A... Ee, ve küçük a küçük a çaprazlaması sonucu oluşmuş buralardan şu büyükleri aralarında çaprazlayıp bir tane büyük a büyük a bir tane büyük a küçük a bir tane büyük a küçük a bir, bir tane de küçük a küçük a elde etmiş yani şu ikisini çaprazlayarak buraya geçmiş daha sonra buradan da yine ikinci kuşakta bitkilerden de uzun boylu olan tohumları seçmiş e, uzun boylu olan mesela bir bunu alsın bir de bunu alsın diyelim ki yani büyük a büyük a büyük a küçük a çaprazlamasında da Yine iki tanesi büyük A büyük A. iki tanesi de büyük A küçük A olacak. Hepsi uzun boylu olur mu? Olur. Şimdi ifadelerinden hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Bakalım. Birinci kuşakta seçilen bitkilerde fenotipte her zaman etkisini gösteren yani büyük A demek istiyor. Allellerden bir tane bulunur diyor. Evet büyük A küçük A yani birinci kuşakta bunlar var değil mi? Birinci kuşakta şunlardan seçmiş. Bir tane bulunur diyor. Peki Büyük a küçük a seçtik çünkü ikinci kuşakta ata bireylerden elde edilen alellerin geldiği bitkilerin sayısı ya yani aynı aleller, aynı alel ne demek? Aynı alel demek, homozigot demek istiyor, değil mi? Homozigot demek istiyor. Bunlara da homozigot dedik. Homozigot olması için yani gelen e, ata bireylerden aynı alellerin geldiği bitki sayısı daha fazladır diyor. Şimdi bakalım. İkinci kuşakta ata bireylerden aynı alellerin gelmesi. Şimdi ikinci kuşağa bakıyorum. Ata bireylerde iki tane homozigot var. Şu ikisi. Şu Değil mi? İki tane de heterozigot var. O zaman bunlar eşit sayıda. Ama burada ne diyor? Daha fazladır diyor. O zaman bu olmaz. İki yanlış. Üçüncü kuşaktaki bitkilerin genotipinde fenotipine etki etmeyen fenotipine etki etmeyen yani küçük a aleli yoktur A, diyor. Evet, halbuki var. Yani arkadaşımız şurada var diyor da onu şurada dediğini kimse görmüyor. Israrla şurada var diyor. Ben göstereyim. Şurada var. Evet. Burada var. Yani cevabımız ne oldu? A şıkkı oldu. Peki geçelim. Şimdi diyor ki bu soruda da Samoa adalarında mavi ay kelebeklerinin erkek embriyolarını katleden bir parazit varmış. Popülasyondaki erkek ve dişi dengesinin bozulmasına ve erkek popülasyonu %1'e kadar düşürmüş. Ancak yaklaşık 5 sene sonra erkeklerin e, görülme sıklığı tekrar %40'a yükselmiş. Çünkü popülasyon bireylerinde meydana gelen bir mutasyon yani kelebeklerde olan mutasyon. Tamam mı? Kelebekte bir mutasyon. Çünkü popülasyon bireylerindeki diyor. Erkek parazitlerin etkisine karşı korunabilmesini sağlamış. Yani yararlı bir mutasyon olmuş onlar için. Bu süreçte işte mutasyona uğramayanlar da doğal seçilime uğramış. Buna göre verilen metne göre erkek ay kelebeklerinde görülen değişim. Bu değişim dediği yani mutasyon ile ilgili hangisi yanlıştır diyor bakalım. Yani değişim dediği mutasyon. Şimdi doğal seçilime neden olmuştur diyor. Evet mutasyona uğramayanlar doğal seçilime uğramış. Bu doğru. Kelebekte tür içi çeşitlilik olmuş mu olmuş? Çünkü bir kısmı mutasyona uğramış, bir kısmı mutasyona uğramamış. İki farklı kelebek türü ortaya çıkmış. Parazitlerde meydana gelen genetik değişimin sonucunda diyor ama meydana gelen genetik değişim parazitlerde değil. Kelebeklerde. O yüzden C şıkkı hatalı. Şimdi geldik bu soruya. Evet. Beşinci soru. Katılar işte basıncı ile ilgili zaten katı basıncı ağırlıkla ve yüzeyle e, orantılı bir şekilde ağırlıkla doğru yüzeyle ters. Şimdi ağırlıkları birbirine eşit olan belli kalınlıktaki özdeş metal plakalar şurada. Bunların ağırlıkları eşit. Şekildeki gibi işaretli yerlerinden bükülüyor. Yani şöyle. Şimdi bunların hepsinin ağırlığı aynı. G, G, G. Hepsinin taban alanları da aynı. E ben sadece bir tanesini tabanını 3'e üç, ayırdım, öbürünü 4'e ayırdım. Ama sonuçta aynı uzunluğu tabana yerleştiriyorum bak. Yani ben elimdeki bir tane elimdeki bir tane düz bir e, telden kare de yapsam, üçgen de yapsam bu üçgen ve karenin çevresi aynı oluyor. E çevresi aynı olduğuna göre bunların hepsinin yani ağırlıkları ve yüzey alanları aslında yine aynı oluyor. Yani hepsini yaptığı basınçlar aynı oluyor. E buna göre hangisi doğrudur diyor. E kare üçgen kalıplarının kuma yaptığı basınçlar eşittir. Hatta beşgenin de yaptığı basınç eşittir. Hepsinin basınçları nedir? Birbirine eşittir. Cevabımız D. Altıncı soru en kolay soru. Sıvı basıncı neye bağlıydı? Derinlik ve yoğunluk. Burada zaten yoğunluk eşit. E derinlik olarak bakacağım. Derinlik olarak da M'de en derindesiniz. K ve L aynı derinlikte. Yani su yüzeyine olan dik uzaklık. Yani şu dik uzaklık beni ilgilendiriyor. Tamam üstünde kara olup olmaması beni ilgilendirmiyor. O yüzden de M noktasındaki sıvı basıncı en çok olacak. K ve L birbirine eşit olacak. Şimdi gelelim 7. soruya. Bir maddenin asit ya da baz olduğunu anlamak için kullanılan maddelere ne diyoruz? Belirteç. Bir öğrenci evde bulunan KLMN maddelerinin belirteç olup olmadığını anlamak için deneyler yapmış. İşte bazı maddelerde bunların renklerini böyle incelemiş. Ne diyor? Hazırlanan çözeltilerden hangileri asit bazları belirlemek için uygun bir çözelti olur? Şimdi önce bunların hangisi asit, hangisi baz onları bir yazalım. Şimdi deniz suyu baz, limon suyu asit, kabartma tozu baz, kahve asit, yemek tuzu nötr. Şimdi bir kere ben ne isterim? Asitlerde ve bazlarda farklı renk versin isterim. Yemek tuzunda da renk vermesin isterim. Şimdi mesela M buna uyuyor. Bakınız ne yapmış? Bazları kahverengi yapmış, asitleri kırmızı yapmış. Eee nötrde de renksiz. Bu gayet iyi. Mesela K neden olmuyor? K hem bazda hem asitte mor renk vermiş mesela. Anlayamayız. Ya da L niye olmuyor? L mesela Aynen. asitte de nötrde de kırmızı renk vermiş. Ya da N neden olmuyor? Mesela diyelim ki bazıları da renksiz göstermiş. Nötrü de renksiz göstermiş. Yani buradan tam bir ayıraç yapamayız. En iyisi met olur. Geldik 8. soruya. Şimdi diyor ki bazı kimyasal maddeler ısıtılarak yanma sıcaklığına getirilebilmektedir. Aşağıda deney üzerinde verilen ısı ile K katısının yanması sağlanmıştır. Bu yanma olayı sonucunda oluşan gazlar bir boru yardımıyla behre aktarılmış. Yani buradan buraya aktarılmış. Şimdi burada önceden su vardı, nötr. Bu sunu turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirdiyse bu su artık asidik bir su olmuş, değil mi? Yani demek ki buradan belki de hidrojen e, gazı çıkmış olabilir ya da asit yağmurunu temsil ediyor olabilir. Mesela SO2, NO2, CO2 gibi gazlar çıkıp su buharıyla birleşince ne olmuş? Asit olmuş olabilir. Hangisi yanlıştır diyor bakalım. Yanma sonucu <laughs> oluşan maddelerin tamamı Bilemez. suyla tepkime girmiş. Katısı oluşmuş. Evet buradaki L katısı tepkimeye girmemiş. Tamamı deyince yanlış oldu. Turnusol kağıdındaki renk değişimi suyun pH değerinin düştüğünü evet, gösterir. Düşüş, evet. Düşüş olur. Bu arada A şıkkı değil mi cevap? Hangisi yanlıştır gözden? Tamamı değil çünkü bir kısmı. Diğerlerini de okuyalım. Maddelerde meydana gelen değişim asit yağmuru. Evet bu olay bir asit yağmuru. Yanma tepkimesine giren yakıt fosil yakıt olabilir. Mesela kömür, petrol, doğalgaz olabilir. Şimdi dokuzuncu soru. Bu da güzel bir soru. Şimdi e, açıkta bırakılan ekmeğin kuruması. Kışın çamaşırların yavaş yavaş da olsa kuruması. Kutup bölgesinde nem oranının az da olsa olması. Deniz kıyısı olan yerlerde nemin fazla olması. Yazın bulutların yani nemin fazla olması. Denizden çıkan kişinin üşümesi yani üzerimizdeki suyun buharlaşması. Yani bunlar ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Kutuplarda da yazın da denizden çıkarken kışın her zaman... Sıvılar buharlaşır diyor. Her zaman buhar hale gelir. Yani sıvılar zaten her sıcaklıkta ne oluyor? Buharlaşıyor. Sıvının buharlaşmanla kaynamanın arasındaki fark nedir? Buharlaşmanın maksimum olduğu yerde artık kaynama başlıyor. Artık bütün zerreleriyle, bütün atomlarıyla ne oluyor? Kaynama oluyor buharlaşmanın maksimum safhasında. Geldik 10. soruya son soru. Şimdi diyor ki aşağıda 10 gram saf e, K katısının e, ısıtılma sırasında termometrede okunan değer. Şimdi bak ben 100 jül ısı verdim. 10 derecelik, 10 derecelik bir kıpırdama var. Ama 10 gramını bak. 10 gram madde olacak. 10 derece sıcaklık değişimi yapacak. Yani delta T yapacak. Tamam delta T sıcaklık değişimi demek. Bunun içinde 100 jül ısı lazım. Şimdi A şıkkına bakalım. Madde 10 gram. 10 gram. Ama... 200 julle ancak 10 derece kıpırdamış. Bu o zaman aynı cins olamaz. B şıkkına bakalım. Şimdi 100 derece 100 jul ısı vermiş. 5 derece kıpırdama yapmış ama 20 gram. Yani gramajı 2 katına çıkarttığın için A azaldım. kıpırdama da yani delta T de azalmış yarı yarıya. Yani bu aynı cins madde oluyor. Yani sonuçta ben bunu 10 gram alsaydım Burası da 5 değil 10 derece artacaktı değil mi? Yani bir bardak su iki bardak su meselesi. Cevabımız 5 olur. Hepinize iyi günler.